Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu. Dünyanın en genç yaşta profesör unvanını almış insanı. Ve iki kez çeşitli ülkelerden Nobel'e aday gösterilmiş Türkiye'nin haklı gururu. Oktay Sinanoğlu, İtalya'nın Bari kentinde babası Nusret Haşim Sinanoğlu başkonsolos olarak görev yaparken dünyaya gelir. Nusret Bey, Rumelili Türk ailelerindendir. O dönemde Nusret Bey'in birçok araştırma kitabı yayınlanmıştır. Annesi Rüveyda Hanım ise Selçuk ahilerinden olup Karacabey sülalesinden gelmektedir. Oktay Sinanoğlu 5-6 yaşlarındayken 2. Dünya Savaşı çıkınca ailesiyle beraber Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalır. Türkiye'ye döndükten sonra babası vefat eder ve zorlu bir süreç başlar. Rüveyda Hanım bir yandan gazetelerde yazar olarak çalışırken diğer yandan da iki çocuğunun sorumluluğuyla ilgilenmektedir. Okul çağı geldiğinde annesi onu parasız yatılı olarak Türk Eğitim Derneği'nin Yenişehir Lisesi'ne yazdırır. Birçok zorluk yaşadıkları oldukça sıkıntılı günlerdir. Okulun daha ilk yıllarında üstün zekasıyla dikkat çeker Oktay Sinanoğlu. Cebinde bile kitap taşımaktadır. Bir yandan evinde model uçaklar ve fotoğraf kağıtları yapmaktadır. Araştırmaya çok meraklıdır. Daha o zamanlar telefon, telgraf gibi birçok şeyler yapmaya başlar. 8. sınıf kimya dersinde ise deneyleri. Kitaplarla yetinmeyip özgün deneyler yapmaktadır hatta. İşte ta o yıllarda kimya alanında birçok eksik olduğunu görüp ben bunları tamamlamalıyım diye düşünür. O dönem dersler Türkçedir ve o Türkçeye ayrı bir önem vermektedir. Türk edebiyatına, Türk sanatına ve hatta Türk tasavvufuna. Oktay Sinanoğlu 1953 yılında Ankara TED Yenişehir Lisesi'ni birincilikle bitirdi. Liseyi bitirdikten hemen sonra ise bu lise kolej oldu. Türk Eğitim Derneği tarafından kimya mühendisliği için burslu olarak Amerika'ya gönderildi. 1956'da Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de kimya mühendisliğini birincilikle bitirdi. 1957 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde MIT'yi yine birincilikle bitirerek yüksek kimya mühendisi oldu ve Alfred Sloan ödülünü aldı. 1959'da Kaliforniya Berkeley'de kuramsal kimya doktorasını yaparken de iki ödüle layık görüldü. 1959-1960 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri Atom Enerjisi Merkezi'nde kendine ait araştırmalar yaptı. 1961'de hem Harvard hem de Yale Üniversitelerinde kendisinin yeni nicem yani kuantum kimyası ve fiziği teorileri hakkında yeni buluşlarını anlattı. 1961 yılında Batı'nın 300 yıl boyunca en genç profesörü unvanını elde ettiğinde daha 26 yaşındaydı. ...1962 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi mütevelli heyetince yalnızca Oktay Sinanoğlu'na mahsus olmak üzere danışman profesör unvanı verildi. Aynı yıl ODTÜ'de Türkiye'deki ilk kuramsal kimya bölümünü kurdu ve ODTÜ'de eğitimin Türkçe olması için çalışmalara başladı. 1966'da Yale Üniversitesi'nde moleküler biyoloji konusunda ikinci kürsüsüne atandı. 1973'te Almanya'nın en yüksek seviyeli ödülü olan Alexander von Humboldt Bilim Ödülünü dünyada ilk kazanan kişi oldu. 1975'te Japonya'nın Uluslararası Seçkin Bilimci Ödülünü kazandı. Yine 1975'te özel bir kanunla ve ilk ve tek olarak Oktay Sinanoğlu'na Türkiye Cumhuriyeti Profesörü unvanı verildi.
1976'da Japonya'ya Türkiye Cumhuriyeti özel elçisi olarak gönderildi. Orada Türk-Japon kültür, bilim ve eğitim ilişkilerinin temellerini attı. Oktay Sinanoğlu, Amerika Bilim ve Sanat Akademisi'nin ilk ve tek Türk üyesidir. Aralıksız olarak ve yılmadan çalışmalarına devam eden Sinanoğlu, Hindistan'ın devlet misafiri olarak Hintli bakanlar ve Cumhurbaşkanı ile görüşmeler yapmıştı. Meksika'da da 3. Dünya ülkelerinin bağımsızlığı için çalışmalar yapmış ve sonrasında Meksika hükümeti tarafından yüksek bilim ödülüne layık görülmüştür. Sovyetler Birliği Bilim ve Sanat Akademisi davetlisi olarak Rusya'da da Kur'an'larını anlattı. Bilim kitapları Rusça'ya çevrilerek birçok üniversitede okutuldu. Çekoslovakya Bilim ve Sanat Akademisi'nin defalarca misafiri oldu ve Kur'an'ları üzerinde çalışan ekoller kuruldu. Kore, Japonya, Kanada, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere sayısız ülkede bilim konuşmaları yaptı. Miami Üniversitesi'nde Kuramsal Bilimler Merkezi'ni kurdu. Türkiye'de ilk kez yaz okullarını düzenleyerek sahalarının en önemli bilim adamlarını Türkiye'ye davet etmiştir. 1994-2001 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Bölümü profesörü olarak gençlere matematik, kimya ve moleküler biyoloji dallarında master, doktora araştırmaları ve bitirme tezleri yaptırdı. O kadar çok ödülü var ki Oktay Sinanoğlu'nun, saymakla bitmiyor neredeyse. Ama biz yine de bazılarını sıralayalım istedik. İlk TÜBİTAK Bilim Ödülü. 1978'de ilk Sedat Simavi Ödülü. 1992'de Bilgi Çağı. 1995'te İLESAM Üstün Hizmet Ödülü. 1996'da Yılın Fikir Adamı ve Yılın Bilim Adamı Ödülleri. 2001'de Yerel TV'ler Birliği'nin yurt çapında yaptığı anketler sonucunda halkın oylarıyla Halk Kahramanı Ödülü. 2002'de Antalya'da Uğur Mumcu Bilim Ödülü. Ardından TürkSav Türk Dünyasına Hizmet Ödülü. 2005 ve 2007'de Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin anketleriyle Yılın Yıldızları En Beğenilen Bilim Adamı Ödülü. 2006 yılında Karaman Valiliği ve Belediyesi'nce verilen Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe'ye Üstün Hizmet Ödülü. Bunların dışında Kazakistan Yesevi Üniversitesi ve benzeri birçok kuruluşta profesör, mütevelli heyet üyesi ve Atatürk Kültür Kurumu'nun asil üyesidir Sinanoğlu. Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce üniversitede bilimsel ve kültürel konuşmalar yapmış olan Sinanoğlu'nun bilim ve eğitim dergilerinde çok sayıda mülakatları yayınlanmıştır. Halen 250 kadar uluslararası bilimsel araştırma yayını, bilim kuramları, çeşitli dillere çevrilmiş bilim kitapları mevcuttur. Yale'deki hayat kaydıyla ömür boyu olan iki kürsülü profesörlüğünü Türkiye'nin ve Türkçenin başına gelenlerle daha verimli mücadele edebilmek için emeritus profesöre çevirterek Türkiye'deki faaliyetlerini daha da yoğunlaştırdı. Bye Bye Türkçe, Hedef Türkiye, Büyük Uyanış ve Ne Yapmalı kitaplarını yayınladı ve yurt çapında olağanüstü bir ilgi gördü. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu halen bir yandan bilimsel araştırmalarına devam ederken diğer yandan da yazılar yazıyor, üniversite ve bilimsel kurultaylarda seminerler verip bıkmadan, usanmadan ulusal bir bilinci yaymak üzere yurdun dört bir köşesine konferanslar vermeye devam ediyor. O hepimizin haklı gururu. O ülkemizin onuru.